2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci tur arasında da ciddi bir oy kayıpları var. Dolayısıyla birinci turda iktidardaki kötülüğün kazanmasına izin vermedik. İkinci turda da göreceğiz hep beraber İstanbul'dan biz Cumhuriyetimizi yeniden kurtarmanın ve genel başkanımızın dediği gibi o referandumu haline getirmiş olan seçimde vatandaş lehine sonuç çıkarmanın gayretindeyiz ve bunu başaracağız. Dün akşam ittifakın önemli paydaşlarından biriyle birlikteydik. Sayın Meral Akşener'le akşam canlı yayındaydık. Uzun uzun konuştuk, sorduk, sorguladık, anlamaya Tabii. çalıştık, merak ettiklerimizi. Tercihini değiştiren seçmen kitlesi olacak dedi. Var dedi. Ben de İstanbul'dayım ve seçim sonucuna kadar yani o da referandum olarak algıladı zaten. Ve bence tercihini değiştirecektir seçmen kitlesi dedi. Sokağın nabzını tuttuğunuzda neyle karşılaşıyorsunuz? Mesela en temel soru nedir? Birinci tura dair ve ikinci tura giderken o hedefte. Buna geçmeden önce şunu ifade etmek isterim Hülya Hanım. Bizler Cumhurbaşkanlığı seçimin aslında sokaktaki vatandaşlarımızla iki turlu bir seçim olmasından ziyade birinci turda tamamlanacağına inanmıştık. Ben de kendi adıma inanmıştım. Çünkü saha bu değişimi bizlere hissettiriyordu. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu bir seçim ve birinci turda kötülüğe geçit vermedik. İkinci turda sokakta İstanbul'un inanılmaz bir değişim isteği var. Niye var biliyor musunuz? Çünkü İstanbul sadece kendi sınırlarıyla tariflenen bir il değil. Türkiye seçmeninin %17'sini barındıran bir il. Ve İstanbul demek hakikaten Türkiye demek ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız o ülkemizdeki işte Suriyelilerin, Afganların istilasıyla birlikte en çok mağdur olan kentlerden birisi. İstanbul yoksulluğun en yoğun hissedildiği kentlerden birisi ve İstanbullu aslında bu iradesini 2015 yılından itibaren yapılmış olan bütün seçimlerde arttırarak gösterdi o değişim isteğini. Sokakta da şunu söyleyebilirim. Biz İstanbulluya seçime giderken hep sorunlarını nasıl çözeceğimizi, nasıl huzur içinde, bereket içinde bir ülke inşa etmek istediğimizi anlattığımızda büyük oranda da karşılık buluyordu. Ancak ve ne yazık ki birinci turda o kara propaganda, o iktidar aygıtları eliyle yapılan kara propagandanın ne yazık ki seçmenimizi korkuttuğunu, yani bütün seçmeni korkuttuğunu ve seçmenin de o korku neticesinde birinci turda bu seçimi bitirecek iradeyi ortaya koymaktan kimi zaman sandığa gitmeyerek, kimi zaman farklı şekilde ortaya çıkarmadığını görüyoruz. Ama ben bu defa 28 Mayıs'ta yaparsın İstanbul diyorum ve İstanbul bunu yapacak. Sadece İstanbul için değil, Türkiye için yapacak. İstanbul bunu değişimi hem hisseden hem 2015 yılından itibaren an be an verdiği oylarla, tercihleriyle gösteren hem de 28 Mayıs'ta çok güçlü bir şehir olarak gösterecek Çünkü bir İstanbul kent. İstanbul önemli. İstanbul Türkiye'nin kalbi. Tabii. İstanbul küçük bir Türkiye aslında. Yani demografik yapı da öyle Tabii. değil mi? Yani Anadolu'yu alın buraya taşıyın. Göç Tam var. Tam bir Türkiye mozaiği. Tam bir Türkiye mozaiği. Aynen öyle. Bir taraftan bakınca da seçmen için belirleyici kent, dahası seçim için belirleyici kent İstanbul mu olacak onu bilmiyorum. Bütün bu meseleyi birinci tur meselesini alınan sonucu ve oy oranını sadece korkuyla mı açıklamak durumundasınız? Çünkü şöyle Canan Kaftancıoğlu ismi Cumhuriyet Halk Partisi'ne belirleyici bir isim. Yani Canan Kaftancıoğlu deyince akıllara sadece seçim süreci kampanya gelmiyor. Sandık da geliyor. Evet. Yani süreci takip etme yeteneği de geliyor. Şimdi sizin çalışmalarınızı biliyoruz. O yüzden bunu korkunun dışında da böyle içe dönük, içe yönelik açıklayacağınız bazı şeyler var mı? Buna öz eleştiri de demeyeyim ama yani genel olarak size dair, kendinize dair değildir ama genel o süreci yönetme biçimine dair belki de. Şöyle ifade edeyim. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de Millet İttifakı da bu seçimi hem saha çalışmalar anlamında hem sandık güvenliği anlamında son derece titiz çalışarak yürüttü. Öz eleştiri değil ama kendi duygumu paylaşayım. Örneğin bizler de, ben de dahil olmak üzere vatandaşlarımız gibi bu seçim birinci turda biteceğine inanılmaz inandık. Dolayısıyla biz
belki o dönemi itibariyle vatandaşlarımıza bu seçimin aslında iki turlu bir seçim olduğunu daha güçlü hatırlatabilirdik ki seçim sırasında vatandaşlarımızın hayal kırıklığı bu kadar büyük olmasın ve hayal kırıklığı büyük olunca vatandaşlarımız haklı olarak işte oylarımız acaba çalındı mı, hani bunu söylemek bile çok üzücü ne yazık ki. Evet. Çalan bir anlayış var fırsat bulduğunda. Hı. Çalındı mı, acaba ne oldu diye kaygılanmasın diye. Ama şunu bilsinler, İstanbul'da da tüm Türkiye'de vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkıldı. Yani onunla ilgili bir endişeleri olmasın. 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir kararlılıkla, çünkü artık bu ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok. Ama bu ülkenin ne yazık ki, hele ki kadın düşmanlarının, cumhuriyet düşmanlarının meclise girdiği bir yerde kazanmak zorunda olduğu geleceği var. Hı. O yüzden 28 Mayıs'ta çok daha büyük sahip çıkacağız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki. Canan Hanım, şöyle bir şey var. Yani sanki bir argüman değişikliği oldu gibi. Yani ikinci turda bu argüman değişikliğine sanki gidildi gibi. Söylemler, kavramlar, yani iki ittifak arasında o söylemler, kavramlar sanki yer değiştirdi gibi. Bunun da bir dengesi olmalı diye düşünüyorum. Bunu da niye söylüyorum? Bir diğer taraftan bakıldığında aslında ikinci tur için Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle göçmen politikası, terör söylemi, milliyetçilik mesajını çok daha fazla görüyoruz. Bu belki o Ata İttifakı denkleminde o kilit rol oynaması, belki söylemlerin aslında kilit rol oynamasından kaynaklı. Şimdi bu durum Yeşil Sol Parti'nin, tırnak içinde herkesin anlayacağı HDP'nin, özellikle bölge denklemi açısından bakıldığında o Güneydoğu'daki desteği, size karşı olan desteği zayıflatır mı? Aynı anda bu söylemleri de yaparken Sayın Kılıçdaroğlu, ki sizler de sahada öyle İstanbul'da. Evet. Bir diğer taraftan bu söylem Kılıçdaroğlu'nu zayıflatır mı sizce? Evet. Yani elini zayıflatır mı? Hemen söylediğinize farklı bir bakış açısı getireyim. Olur. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın herhangi bir tutum değişikliği olmadı. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi de Millet İttifakı paydaşları da bizler de sokakta 6 ay önce ne söylüyorsak, 6 yıl önce ne söylüyorsak aslında aynı şeyleri söylemeye devam ettik. Hı hı. 6 ay önce de göçmenlerle, Suriyelilerle ilgili söylemlerimiz aynıydı. Bugün aynı şeyi söylüyoruz. Hı. 6 ay öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kara propaganda aygıt olarak kullanıldığı için söylüyorum. Teröre karşı bakışı netti. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Farklılık olan şu, bizler kendi sözümüzü olması gerektiği gibi vatandaşa yapacaklarımızı, hı hı, vaatlerimizi, inandıklarımızı, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatırken, hı hı, birileri, yani iktidardakiler bizlere olmadığı gibi anlattılar ve biz o dönemde bunları, bu yaptıklarını muhatap almadık. Evet. Ya biz sözümüzü söyleyelim, seçmen, vatandaşımız gidecek iradesini buna dönük kullanacaktır dedik. Ama biraz önce söylediğim gibi işte bu kara propaganda aygıtlarının vatandaşta etkili olduğunu gördüğümüz için bizler aynı şeyleri söylüyoruz. Bunun altını çizerek, hı, söylüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi için, Millet İttifakı için vatandaşın iradesi esastır ve vatandaşa biz seçimi kazanmak için inanmadığımız şeyleri söyleyelim falan değil. Terör konusunda da... Tonu mu değişecek o zaman? Yani mesela kara propagandaya karşı, bu kadar kötücül bir iktidar aygıtına karşı onların yaptıklarını ortaya koyma açısından tonu değişen bir süreç, tamam, oldu. Dolayısıyla bizim, çünkü Millet İttifakı da Cumhuriyet Halk Partisi de ilkeler ışığında siyaset, hı-hı, yapan, vatandaşa doğruları söyleyen, hı-hı, kötüleri muhatap almayan bir süreç yürüttük. Hı-hı. Hı-hı. Ama görünen o ki o kötülerin yaptığı kötülükler vatandaşta bir karşılık bulmuş. Vatandaşa biz yine daha yüksek tondan ve daha inanarak doğrularımızı söyleyeceğiz. O kötülere de cevap vermekten de geri kalmayacağız. Evet. Çünkü burada şunu görüyorum ben. Vatandaşın iradesine böyle ipotek koyan bir anlayış var. İşte, hı, yaptıkları işte ittifaklar vesaireler, işte diğer iktidar cephesinin ortaklarıyla seçmenin iradesine ipotek koymaya çalışan bileşen bir anlayış var. Hı. Burada esas olan vatandaş. Ben buradan şunu söylemek isterim Hülya Hanım, İstanbullu vatandaşlarımıza. Birinci turda, hı hı, iktidardaki kötülüğün gitmesi, kazanmasını engellediniz. İstanbul'un burada büyük oranda katkısı var. Ve biz İstanbul'da önemli bir farkla bu birinci turu sonlandırdık.
İkinci turda da sandığa gitmemiş vatandaşlarımız çocuğunun geleceğinden, kendi geleceğinden, bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan, bu ülkesini kelimenin tam anlamıyla seven vatandaşlarımız sandığa gittiğinde biz İstanbul'dan Türkiye'ye hep birlikte nefes aldırabileceğimizi biliyoruz. Aynı şeyleri söyleyeceğiz ama kara propagandalarla vatandaşı yanıltmak, vatandaşı ne yazık ki o koltukta oturmak için kandırmak isteyenlere karşı da yaparsın İstanbul diyeceğiz ve bunu yapacağız. Göreceksiniz. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu seçimde şu çok konuşuldu aslında, kilit mesele. Yani aslında kilit parti HDP'ydi. Kilit parti HDP'dendi. Aslında HDP'nin değil de kilit parti olduğu, söylemin kilit olduğu anlaşıldı. Yani buradan o çıkıyor. Evet. Şimdi mesela Sinan Oğan'a bakıyorum. Sayın Sinan Oğan'ın yaptığı açıklamaya işte bir şekilde hayat bir tavırdır ya. Yani tavrını seçmesine, tarafını seçmesine. Bir diğer taraftan Sayın Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamaya bakıyorum. Oturdukları zemine bakıyorum. Ama sadece o zemin milliyetçi tandanslı bir zemin değil. Benim anladığım öfkeliler de var, tepkililer de var, kaygılılar da var, gençler var mesela. Gençler önemli, siz gençlere dokunuyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu sanırım dün ya da bir önceki gün siz de vardınız, gençlerle bir buluşma yaşadı. Ben mesela gençlerin en çok ne sorduğunu orada merak ediyorum. Gençlerin ilgisi Sayın Kılıçdaroğlu'na ne düzeyde? Şöyle, o buluşmada kendisine büyük oranda oy vermemiş seçmenlerle Cumhurbaşkanı adayımız bir araya gelmişti. Gençlerin Kılıçdaroğlu'na bütün soruları ne yazık ki o kara propagandadan etkilenen ve o duyduklarını doğru olarak kabul eden, yani anlaşılır gençlerimiz açısından da aklındaki kaygıları aktardıkları bir program oldu. Ve genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız da bütün samimiyeti, içtenliği, kararlılığı ve bilgisiyle doğru olanı gençlerle paylaştı. Beni mutlu eden şu oldu, o kara propagandadan etkilenmiş ya da o kara propagandayı doğru kabul eden gençler Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledikten sonra ya demek ki böyle de olabiliyormuş duygusuna kapıldılar. Biraz önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Yani işte ittifaklar, gidenler vesaire. Ben şunu ifade edeyim. En azından hayatım boyunca hiçbir zaman ben böyle bir medet umma siyaseti yapmadım ve toplumun faydasına, geleceğimiz için hep inandığım şeylerin mücadelesini verdim ve bu inandıklarımızı da örgütlemeye çalıştım. Evet. Bu işte ilkeli siyaset dediğimiz tam da bu. Şimdi kamuoyunda da zaman zaman yazılıyor, görüyorum. Elbette Sinan Oğan'ın hangi ittifak destek vereceği kendi karardır. Ona yorum yapamayız. Ama burada asıl olan vatandaştır, seçmendir. Çok doğru ifade ettiniz. Orada şu çok net ortaya çıktı. Bugün Erdoğan'a oy vermek istemeyen kızgın seçmen aslında Sinan Oğan'a oy vermiştir. Ve Sinan Oğan Erdoğan'ı destekliyor ya da Cumhur İttifakı'nı destekliyor diye o seçmenin iradesine ipotek koyar gibi hop bütün seçmen buraya oy verecektir diye bir şey yoktur. Hı hı. Ve göreceksiniz sandıkta tam da böyle bir sonuç çıkacaktır. Siyaseti kimileri, ben verileri analiz etmeyi severim, veriler üzerinden çıkarımlarda bulunmak kıymetlidir. Ama siyaset rakamların toplanmasının ortaya çıkardığı bir sonuç olamıyor. O yüzden 28 Mayıs gecesi vatandaşın iradesine ipotek koyarcasına ben şuraya gidiyorum, bana oy veren seçmen de buraya gidecek duygusuyla değil, vatandaş öfkeli olduğu, zaten oy vermek istemediği bir kişiye gidip oy vermeyecektir. Bunu özellikle gençlerin böyle olacağını Canan hissediyorum. Canan Hanım, yayının başında, gün ortasının başında Sayın Ümit Özdağ'ın bir açıklaması vardı. Şimdi Ümit Özdağ'ın açıklamasından algıladığım, Sayın Kılıçdaroğlu'da Hatay'da deprem bölgesinde, evet, onu da soracağım size zaten. Deprem bölgesinin oy tercihini ve oradaki fotoğrafı okumanızı, tabii, isteyeceğim. Ama onun öncesinde dedi ki ya biz görüşeceğiz Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Olumlu, görüşmelerimiz olumlu gidiyor. Olumlu bir trafik yürütüyoruz. Tabii. Ama ben hani bu görüşmelerimiz ışığında yarın da bir açıklama yapacağım. Ama sanırım bu gece herhalde bir görüşme olacak. Ne çıkar oradan? Çünkü şöyle, Sayın Ümit Özdağ'ın da üzerine oturduğu bir kitle var. Dahası temsil ettiği diyeyim. Tabii.
ve kaygılandığı ve öfkelendiği meseleler var. Özellikle mülteci meselesi, Suriyeliler, sığınmacılar meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'yla orada paydaş duruyorlar. Yani açıklamalar noktasında. Ne olur? Yarın nasıl bir açıklama gelir? Şöyle, o görüşmeler neticesinde bir sonuç ortaya çıktığında genel başkanlar bu açıklamayı yaparlar. Öngörünüzü merak ediyorum. Ümit Özdağ'ın yabancılarla, Suriyelilerle bu ülkeyi şu anda işgal eden, Türkçe konuşmayı bile bilmeyen seçmenlerin oy verdiği seçimlerle ilgili hassasiyetlerin ortak olduğunu düşünüyorum. O görüşmeler neticesinde olumlu bir karar çıkacağını umuyorum diyeyim. Yarın hep birlikte göreceğiz. Ama burada başka bir şey daha var. Asıl seçmenin bunu görmesi ve bunu gördüğünü zannettiğini düşünüyorum. Sokakta birinci turdan itibaren ikinci tura giderken karşılaştığımız, konuştuğumuz ve birinci turda bizlere oy vermemiş seçmenin İstanbul'da, özellikle İstanbul'daki Afganlı, Suriyeli ve ellerini kollarını sallayarak gezen, sokağa gece çıkarken tedirgin olan İstanbulluların ya acaba biz doğru mu yapmışız diye düşündüğünü biliyorum. Benim için bu diğer her şeyden çok daha önemli. Şunu düşünsenize Hülya Hanım, İstanbul'dasınız. Zaten ekonomik sıkıntılarınız almış başını gidiyor. Türkiye'deki her yer gibi. Pazara gidiyorsunuz, 30 liraya aldığınız soğanı eve dert olarak getiriyorsunuz. Çünkü kiranız vesaire. Üstün üstlük bir de bu ülkede sizin adınıza Türkçe bilmeyen, bakın ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz, bunu üzülerek söylüyorum. Türkçe bile bilmeyen seçmen gelip İstanbul'da yaşayan 16 milyon hakkında karar verici noktaya getiriliyor. Ne veriyor istatistikler? Mesela bu seçmen profili değil de profili açıklıyorsunuz, evet. Sayısı ve rakamla ilgili, oranla ilgili. Ne kadardır? Yani? Şöyle, bugün İstanbul'u özellikle soruyorum. İstanbul'da çünkü İstanbul'u şöyle, İstanbul'da seçmen listesinde daha önceden ilk defa oy kullanacak ve yabancı kökenli seçmen 300 bin. Çok mesele değil. Ama bugün o seçmen İstanbul'un iradesine karar verme noktasında oy kullanıyorsa İstanbul'un bunu düşünmesi mevzu lazım. Mevzu oy kullanıyor olması zaten. Mevzu elbette. Yani mevzu oradan daha çok. Türkçe bilmeyen birinin bile oy kullanıyor olması vatandaşların düşünmesi açısından kıymetli. İstanbul'da düşünsenize sadece kadınlar değil. Akşam ondan sonra insanlar ilçelerde çocuklarını sokağa çıkaramıyorlar. Bir işsizliklerin altında yatan sebepler bu. Hani bırakalım onu, gözümüzü kapatalım. İstanbul'da şöyle sahillere gidelim ve İstanbullu düşünsün. Sahillerde kendilerine oturacak yer bulamıyorlar. Zaten birçok sıkıntımız var. Bir de yabancıların İstanbul'a bu şekilde artık istila diyeceğim. Hani bunu da özür dileyerek söylüyorum ama gerçeklik bu. Getirilmiş olmasıyla birlikte inanılmaz bir gerçeklik var. Bakın ben sağlık hizmeti veren bir kuruluşu da yabancıların sağlık hizmeti alması için gerçekleştirilen kolaylıklar bizim İstanbul'da yaşayan herhangi bir vatandaşımıza bu derece kolaylaştırılmıyor. Bu başından beri böyle eleştirilerden birisiydi. Tabii. Zaten. Özellikle sağlık noktasında. Tabii. Peki şimdi şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu Hatay'da bir açıklama yapması da bir taraftan bekleniyor. Açıklama yaparsa canlı olarak vereceğiz. Tabii. Ama deprem bölgesi üzerinden hep partinize eleştiriler var. O da seçmenin teveccühü noktasında oldu bir taraftan. Yani böyle Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi böyle oy vermediği için deprem zedeleri ve deprem bölgesinde yaşayan insanlara ya da yaşayamayan, göç etmiş insanlara öfkeli mi gerçekten? Efendim, var mı böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey. Bakın şu, şimdi sosyal medyada hani gerçek kişiler midir yoksa o troller denilen her kimse kişiler midir? Seçim gecesi bir takım paylaşımlar yapmış. Şunu sormak isterim biz. Depremzede vatandaşlarımıza bu ülkedeki herkes dayanışmasını gösterip yardımını yaptı mı? AK Partilisi de yaptı, CHP'lisi de yaptı, diğer partiler de yaptı, partisi vatandaşlarımız da yaptı. Hepimizin dayanıştığı bir yerde. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın iradesine, biz demek ki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yapacaklarımızı duyuramamışız. Evet. Belki deprem bölgesindeki vatandaşlarımız biraz önce söylediğim kara propagandanın etkisinde kalmıştır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız belki Cumhurbaşkanı adayımızın biz size evlerinizi ücretsiz yapacağız mesajını duymamıştır da iktidarın biz size ev yapacağız ama 3 yıl sonra geri alacağız, geri ödemeli evlerin parasını alacağız söylemini duymuştur.
deprem bölgesinde nasıl bir psikoloji olduğunu yaşayan bir ikna olmuş olabilirler Cumhur İttifakı nezdinde olabilir. Ama en nihayetinde öfkeli olmak orada doğru diyorsunuz. Deprem bölgesinde oy kullanan vatandaşlarımıza öfkeli olmak değil, bunu asla ve asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır. Kim yaptıysa da bu insanlıkla bağdaşmayan bir şeydir. İnsan değildir ki. Peki. Genel Başkanımız bu olaylar sosyal medyada yazılmaya başladığı anda ilk tepki koyanlardan biridir. Son olarak benim kaçırdığım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Kılıçdaroğlu bu arada yönetmenim diyor ki birazdan çıktı, göründü ve konuşmaya başlayacak. O yüzden kendisi konuşmaya başlamadan ben de böyle bir reklam vermek durumdayım. Tüm Türkiye'ye ama elbette İstanbullulara şunu söylemek isterim. Lütfen sandığa gidin. Çünkü bu seçimler geleceğimizi ve cumhuriyetimizi kurtaracak olan seçimler ve bu seçimlerde siz daha önceden yaptığınız gibi, hep birlikte başardığımız gibi o sandığa gideceğiz ve cumhuriyetimizi yeniden kurtaracağız diyorum. Yaparsın İstanbul diyorum. Peki. İstanbul yapacak çünkü. Başarılar Canan Kaptancıoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum efendim katkılarınızdan dolayı gün ortasına. Sağ olun. İyi çalışmalar. Bir reklam arası veriyoruz sanırım, değil mi? Tamam, kısa bir reklam arası.